Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki ÖSYM tarzı test çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle bir dik üçgen verilmiş. 8, 15, 17 üçgenden burası 17 olur. E, T, T birbirine eşit. Yani burası da 17 olacak. O zaman X'e sene kaldı? 9 kaldı. Birinci soru cehan oldu. Geldik 2. Merkez varsa kiriş varsa çektik. 2 eşit parçaya böler. 5, 5. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Bak dikkat et. Şurada bir dikdörtgen çıktı karşımıza. E burası 7 mi? 7. E o zaman burası da 7. Bak bu yarı çap uzunluğu zaten. Yani cevap 7 yaptı. İkinci soru balık kesir oldu. Geldik 3'e. Evet çemberde bir yay verilmiş. Yarı çap uzunluğu verilmiş. En etkili silahımız zaten yarı çaptı. Al sana yarı çap. Bak bu da 13'tür. E 5, 13, ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden 12 çıktı burası. Bu bir kare verilmiş. Kareyi de kullanalım. 18 burasıysa. Burası da 18, burası da 18. Burası da 18 yapar. Yani x böylelikle kaç çıkar? 6 çıkar. Üçüncü soru akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. Evet. Burada bir paraya kenar çizilmiş. Yarım çember verilmiş. Kiriş olduğu için merkez benim için önemli. Çap üzerinde olacak. E, merkez varsa kiriş varsa çektik. İki eş parçaya böler. 3-3. Sonra dikkat et burası 10. Hocam burası da 10. E, bu yarı çap yarı çap ya. Yarı çap yarı çap. O zaman yarı çap 5 oldu. En etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmekti zaten. E o zaman burada bir yarı çap da çizelim. Paraya kenarında alan isteniyor. Yüksekliği bulmam lazım. Hadi bakalım. Şöyle bir yarı çap çizersek. Yarı çap uzunluğu 5, 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıktı. Paraya kenarının tabanı 10 iken yüksekliği de 4 çıktı. 10 çarpı 4'ten cevabı 40 olarak buluruz. Yani 4. soru balık oldu. Geldik 5. soruya. 1. O merkezi çember yayı verilmiş ve kırmızı çember teğet verilmiş. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Tam değme noktasına kadar gidiyorduk. E şimdi burada M merkezinin yarı 5 verilmiş. Merkez var, teğet var, çektik. E burası da 5. O merkezinin yarı da 18 verilmiş. E o zaman buraya 13 kaldı ya, pisagor. 5, 13, 5, 12, 13'ten 12 yaptı burası. E tamamı zaten bunun 18'di. O zaman x'e ne kaldı? 6 kaldı. Yani 5'in soru C'han yaptı. Geldik 6'ya. Çekildi. o merkezli çemberde şöyle bir şey çizilmiş. Burası 16 birim verilmiş kiriş. Merkez kiriş çektikten iki eş parçaya böldü. 8 8 oldu burası. E, ee, el etki silahımız yarı, yarı çap. bulalım o zaman. Pisagor bağıntısından R kare eşittir. 1'in karesi artı 8'in karesi olduğundan e, 64 artı 1'den 65 yaptı. R kareye 65 bulduk. E, sonra buradaki uzunluk isteniyor. E, burada da merkez kiriş çektik. iki eş parçaya böler. Şuraya x x diyelim. ve ben yarıçap biliyorum. En etkisilam silahım yarı çaptı. Yarı çap, burası da ya. R de kök 65'e eşit. Çünkü e, aynı o merkez çemberden bahsediyoruz. E, burası kök 65 ise eğer kök 65'in karesi neye eşittir? 65 eşittir. 4'ün karesi artı x'in karesine eşittir. 65'ten 16 çıkınca 49 kaldı. 49 eşittir x kare ise x de böylelikle 7 buluruz. Ama benden ne isteniyor? 2x isteniyor. Dikkat et cevap 14 yapar. Yani 6. soru edremit oldu. Geldik 7. 7. soruya. E, A, e çaplı şu çap. abc üçgeninin üçgenin kenarlarına A ve D noktalarına teğettir. E, teğet noktası burası. Bu çapsa çemberin merkezi buradadır. Bu teğet ise merkez teğet çektikten burası 90 derecedir. Şu T, teğet uzunlukları birbirine eşit işte olduğundan burası 6'dır. E burada bir dik üçgen çıktı karşımıza. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. E o zaman burası 8 oldu. Çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Dur yarı çapı bulacağız şimdi. Nasıl? Birkaç farklı yol var tabii ki. Şimdi bunun yarıçapına R diyecek olursam birinci yol şu hocam şu merkezden geçen açı ortay olur. Açı ortay kuralı yapabilirsin. Bir. İkincisi şuraya R dedim. Buraya ne kaldı? 8 eksi R kaldı. Merkez var. Teğet var. Çektik. Hocam burası da R. Aha da burada bir pisagor bağlantısı. 8 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 4'ün karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Hocam 4 varsa büyük ihtimalle 3 4 5 üçgendir. 3 koyarsam 3 4 5 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani R'yi böylelikle 3 olarak buluruz. 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. Şimdi AB çaplı o merkez çember de bu kare verilmiş. E kare ise burası kaç yaptı? 5 ise 5, 5. E burası da 5. En etkili silahımız yarı çap. Hop çizdik. O zaman burası 5 kök gibi. Evet. E burada da en etkili silahımız yarı çap. Hop çizdik. E o zaman burası da bak 5 kök ki. Hocam Pisagor bağıntısı. A diyelim buraya. 5 kök 2'nin karesi eşittir a kare artı 1 yapacağından 50'den 1 çıktı 49. 49 eşittir a kareden a'yı da böylelikle 7 buluruz. Şimdi dikdörtgenin alanı isteniyor bizden. Şurayı 7 bulduk ya a'yı 7 bulduk yani aşağısı değdi. E 7 çarpı 1'den alan ne yapacaktır? 7 yapacaktır. O zaman cevabımız denizli oldu 8. soruda. Geldik 9'a. AP'nin en küçük değeri. Arkadaşlar aslında buradaki noktanın çembere en kısa uzaklığı isteniyor. Çembere en kısa uzaklığı tam buradan merkeze gittiğin zaman olmuyor mu? Yani P noktası tam buradaysa en kısa uzaklık burası yapar. Şimdi burası 8 iken burası 8. E o zaman burası 7. E yarı çap uzunluğu 8. Bak burada Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısında 8 var. Bu yarı çap uzunluğu 8'di pardon. 8 var. Burada 15 var. 8, 15, 17 üçgeninden o zaman burası 8 ise buraya da kaç kalır? 9 kalır. Yani 9. soru. Balıkesir yapar. Geldik 10. soruya. Yukarıda uzunluğu 6 cm olan AB doğru parçası verilmiştir. Merkezleri A ve B olan hangi çemberler birbirine teğettir diye soruluyor. Şimdi 2 ve uzunluk 6 birim, 2 ve 4 birimi çizeceğim. 2 yarıçaplı çember bu. E o zaman buraya 4 kalmadı mı? 6 olduğu için evet. 4 yarıçaplı tam buradan geçer. Birbirine teğet oldu mu? Oldu. Birincisi doğru. İkincisine bakalım. 3 ile 5. 3 ile 5 toplamı zaten 8 yapıyor. Olmayacağı belli de göstereyim. 3'ü yazınca yarıçap tamamı 6 ya buraya 3 kaldı. Öbürü de kaç yarı çaplı? 5 yarı çaplı diyor. O zaman burası da 2 olacak. Çemberler birbirine teğet olmadı. Öbürü de 4 ve 10 yarı çaplı. Allah Allah. Hadi bakalım. 4 yarı çaplı bir çember. Şöyle 6'da. Dikkat et. Güzel. Şurası 4. O zaman buraya 2 kaldı. E hocam şurası da kaç? 4 değil mi? Evet. Şu merkezli de 10 yarı çaplı çizdiğin zaman buradan geçecek. Şöyle bir çember olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Bak bu sefer de işten teğet 2 çember oldu. Yani 1 ve 3 oldu cevap 10. soruda. Geldik 11. soruya. Teğet teğet birbirine eşit. O zaman burası 12. 12, 20. Hocam burası teğet noktası olduğu için yarım çember verildiğinden merkez teğet çektik burası. Merkez burada olduğundan dolayı. Evet, dik üçgen çıktı karşımıza. 12, 20. Ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgenden burası 16 yapar. E, merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam burası yarı çap. Burası da yarı çap. E, tamamı 16. Buraya da ne kaldı? 16 eksi R kaldı. E, arkadaş burada dik üçgen yok. Bu var. Yani 16 eksi r'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 8'in karesinden. işlem işlem işlemle r'yi buluruz. Ya da hisset. 6 koyarsak 6, 8, 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani yarı çap 6 çıktı. 11'in soru edremit oldu. Geldik 12'ye. Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Hocam C merkezi büyük çemberle O merkezi çemberle birbirine teğet. Hop merkezleri birleştir. Şimdi şurası 6 verilmiş. 3, 3. Burası da 6. 3, 3. Bunun yarı çapı 3. Bunun yarı çapı 3. Hocam bunun yarıçapını bilmiyoruz. Buraya R diyeyim. Bu arada ikiz bak burası da R burası da R. Şu üçgen nasıl bir üçgen çıktı? İkiz kenar üçgen çıktı burası. E bu ikiz kenar üçgende bir işlem yapacağız. İkiz kenarda çizilen kenar orta olduğu için burası 90 derece olmak zorunda. C merkezinin yarıçap kaç? 6. Hocam bunun tamamı 6. Şuraya ne kaldı o zaman? 6 eksi R'ye kaldı. İşte bir de burada bir pisagor yaparsam. 3 artı R'nin karesi eşittir. 6 eksi R'nin karesi artı. 3'ün karesi değil midir? Evet. E şimdi burada hissedeceğiz. Ya 3 varsa normalde işlem işlem işlemde buluruz R'yi. E, 3 varsa büyük ihtimal 3, 4, 5 üçgendir. E buranın 5 yapması için R'nin 2 olması lazım. R'nin yerine 2 yazarsam burası da 4 çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani R 2 çıkar. Dolayısıyla da cevap C an oldu. 12. soruda. Ve böylelikle ÖSYM tarzı testlerden test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.